Bel fıtığı cerrahisinde günümüzde minimal invaziv cerrahi ön plana çıkmaktadır. Minimal invaziv cerrahideki amaç nedir? Küçük kesilerle doku hasarı minimuma indirilerek hastaya sebep olan gerek fıtık, gerek omurilik daralması varsa veya bir sinir sıkışması varsa bunları ortadan kaldırmaya yönelik cerrahi işlemlerin uygulanmasıdır. Hastalar bir an önce ağrılarından kurtulmak ve sağlıklarına kavuşmak istemektedirler. Onun için de doku hasarlarını minimuma indiren küçük kesilerle cerrahi işlemler uygulamaktayız. Kliniğimizde bel fıtığı cerrahisinde mikrodisektomi yöntemi ve endoskopik bel fıtığı cerrahisi şeklinde uygulamaktayız. Hastalarımız hangi cerrahiye uygunsa o cerrahiyi önermekte ve uygulamaktayız. Bazı hastalarda aynı anda hem mikrodisektomi hem de endoskopik bel fıtığı cerrahisini ikisini de hastalarda uygulamaktayız. Mikroskopik disektomide çok küçük kesilerle fıtık olan bölgeye veya dar kanalı olan bölgeye mikroskop eşliğinde girilerek sinir basısını ortadan kaldırmak, gerek siniri sıkıştıran bir disk dediğimiz yapı varsa onun temizlenmesi veya kemik ve yumuşak dokuların bir bası varsa onların temizlenmesine olanak sağlamaktadır. Endoskopik cerrahide daha çok biz yandan girilerek lateral transforaminal endoskopik disektomi dediğimiz yöntemi uygulamaktayız. Böylece hastanın orta hattan yan tarafından 10-12 santimlik çok küçük bir kesiyle kamera ve görüntü eşliğinde direkt fıtığın üzerine müdahale edilerek yapılan bir işlemdir. Bu işlemlerde hastanemizde bir gün yatmakta, ameliyattan 10-12 saat sonra ayağa kaldırmaktayız. Hafif işte çalışanlarda 15-20 günde, ağır işte çalışanlarda da bir ay içerisinde işlerine döndürmekteyiz. Onun için hastalarımız bel ve ayak ağrısı şikayetleri varsa, ayaklarında uyuşukluk, güçsüzlük şikayetleri varsa, hastalıkları ilerlemeden bir beyin cerrahi kliniğine başvurmalarında yarar vardır. Erken tanı ve teşhis cerrahi işlemleri çok kolaylaştırmakta ve hastalar sağlıklarına daha çabuk kavuşmaktadır. Halbuki hastalar birkaç tane farklı branşlardaki bazen doktora gidip farklı tedaviler uygulanmakta veya alternatif yöntemler veya bel çekmeleri, bel ovmaları gibi farklı tedavi yöntemlerine, yanlış tedavi yöntemlerine başvurmaktadır. Bu da bizim o bölgede uygulayacağımız cerrahi işlemi uzatmakta veya zorlaştırmaktadır. Onun için bel ve ayak ağrısı şikayet olan, bel fıtığı olan hastalarımız bir beyin cerrahi kliniğine başvurarak en uygun tedavi neyse onu olmalarında yarar ve fayda var diyorum.